Kesinlikle yanlış yapıyoruz. Hayır. Bak adam akıllı öyle mi? Şu milföy tatlısı ne öyle? Şey. Evet göstere gramı. Ay. Abi makineye bir tüyo bulaşı çıkartıyorum. Bak kafana. Bak. Bak süp süp. Ekmek çorba. Ben çorba değil tavuk. Evet. Hünkar, tavuk mu hünkar beğendi? Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün iftar menüsü hazırlıyoruz. İftar menüsü hazırlıyoruz. İftar menüsü derken bize göre iftar menüsü. Aynen kendimize göre. Bizde neler var? Bizde neler var Dilan? Dilan şef. Neydi o ismi? Hünkar beğendi. Mercimek çorbası bir de tatlı. Neydi? Bu milföy hamurunu. Niye bu kadar gülüyorsun? Alev niye gülüyor? Çilekli milföy. Çilekli milföy tatlısının içine muhallebi koyuyoruz. Evet, çilekli milföy tatlısı saydı. Sakin ol. Aynen çilekli milföy tatlısı. Bakın evet. İnternetin Allah Allah. Sana. İnternet suçu. O zaman çap çap. Hadi başlayalım. Zaten bunları suyun kameraya ben alıyorum. Biz tereyağını çıkarttık. Kavuracağız ya tereyağı kalsın. Evet kalsın. Mercimekleri yıkamayan tencerenin içinde. Evet. Bir bardak mı? Bir bardak yeter bana. Yıka yıka. Bunu yine kördüğüm atan. Kim acaba? Ben. Mesela ben. Bunu niye bu kadar sıkı bağlarsın? Kanka anneme sormak lazım. Gelin şunu buradan elini koyuyor. Bak ne kadar mercimek atıyorum içine. Bir su bardağı. Normalde benim. Şimdi ne yemek yapıyoruz? Mercimek çorbası. Mercimek çorbası. Yapamadım. Sebzeli mercimek çorbası. Evet sebzeli mercimek çorbası. Evet. Şimdi bunun için öncelikle ne yapıyoruz Dilan? Anlat. Patateslerimizi soyuyoruz. Soğanımızı soyuyoruz. Havucumuzu. Ve mercimek. Şimdi bunları soyuyoruz. Bravo. İri iri doğruyoruz. Evet. İri iri derken evet. Büyük yani. Büyük. Tenceremizin içine koyuyoruz. İçine su koyuyoruz ve haşlanmaya bırakıyoruz. Sonra yadırganları geçiyoruz. Sonra un, yağ kavuruyoruz. Yok yani bir şey sormuyorum. Hayır kaç su bardağı mercimek koyayım? Bir bardak su koyuyorum normalde ama siz bana cevap vermiyor. Çünkü bir işiniz var. Üç Bu arada Dilan havuç soymayı da bilmiyor büyük ihtimal. Yemek yapmayı çok güzel hayır. Yapıyor ama soyma işleminde Dilan yok. Soyacaksın. Dilan ver bana ben yapayım ona. Yapamıyorsun. Ver bana. Pişmiş. Ne yapayım? Tavuğu çözmek için sıcak suyun üstüne koymak gerekir bazen. Tamam. Kesiyoruz dostum. Çünkü neden olmasın? Göz yaşına hiç şey yapmaz bu. İri iri kesiyoruz. Ve soğan bu kadar. Dilan timsah göz yaşlarını göster bize. Duygulan. Böyle. Niye? Bunları harleke kokacak. Öyle görüyorum. Evet arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Geç. Tencere içine. Bizim blenderımız bir numara. Gördüm. Markası ne? Markaya gerek yok. Bir numara. Çünkü bir numara. Ben size söyleyeceğim siz yapacaksınız. Oldu. Ocağımızın altını açalım lütfen. Açıyorum. Evet. Yani zahmet olmazsa. Açalım. Açtım. Bilmiyoruz ki zaten. Sarımsak gerek yok. Zeytinyağını alaya sevmiyor. Sen hangi su patlıcan çıkartalım. Közlenmiş. Hazır közlenmiş patlıcan. Bir de soğanı ilkten keselim. Değil mi soğan? Evet. Tamam bu kadar. Oh. Bilen burada beşamel sosu yapıyor. Yok. Burada neydi bu? Mercimek çorbası. Yavaş yavaş ekleyin dedi. Kız şu anlar böyle... Ağlama. Susma lütfen. Sevgime her şey. Biri arkada ağlıyor. Biri burada kendi kendine konuşuyor. Tamam. Evet. Oksijen gelsin cam açalım Dilan. Ha bir şeyle yanlış yapmış olabilir. Patlıcan ekliyormuş. Tamam,
Bunu böyle yaydık. Ve bitti. Bunun üstüne sote gelecek. Zeytinyağı koydum. Hayır. Zeytinyağı koydum. Sen yanmazsın öyle bir şey. Zeytinyağı koyayım. İnanmam. Zeytinyağı koyayım. Hayır. Kanka yanacaksın ya. Şişe yağ koymamışsın ki. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Hayır, şişe hala duruyor orada. O ilk geldiğimiz günden beri öyle duruyordu zaten. Çok dikkatli. Aşırı dikkatli. Şimdi bu çorbanın içine bunu böyle güzelce alıyoruz. Kaynadı çorbamız. Hazır. İşte tavuklu hünkâr beğendiniz. Şimdi nişasta ve unu bir araya koymuştuk. Bunları. Nişasta un karışımı. Evet, şimdi şekerle unu koydum pişmeye yakın. Kıvamı aldı bu. Böyle kokusu kalsın diye ben onu. En son katıldım. Evet, en son kattım ve muhallebimiz hazır. Buradan. Yalnız senin muhallebi tercihin çok güzel. Hı. Böyle dörde ayırıyoruz. Hı hı. Ondan sonra bunlarla çatalla pıt 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 delikler açıyoruz. Bu kadar. Bu kadar. Bir şey söyleyeceğim, bunu kullanacak mı? Sen ne yapacaksın? Kaç derece yaptın? 200 derece. Fırından çıkarttığımız minfoylarımızı ikiye bölüyoruz. İnşallah. Evet. Şimdi böyle bunların hepsini ayırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunların içlerini muhallebiyle dolduruyoruz. Şimdi muzları. Şimdi de muzlarımızı koyuyoruz. Sonra bunun üstünü, üstünü kapatıyoruz. Böyle hı-hı yapıyoruz. Okey. Elimizde imkanlarımız kısıtlı olduğu için arkadaşlar biz çatal tekniğiyle hazırladık ve çileklerimiz böyle. Bu çok büyük. Onlar oldu bence. Bence harika. Bence de çok güzel oldu. Yatıp uyuyalım. Çok güzeldi be. İftara 2 dakika kaldı. Evet. Soframız mükemmel hazır. Evet arkadaşlar. Bugün dalgan yapıyoruz. Malzemeleri göstereyim size. 2 tatlı kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı granül kahve. Biz 3 kişi olduğumuz için 3 tane ayrı ayrı yapıyoruz. Sıcak su kaşığı da su koyacağız. Hepsini evet karıştıracağız. Evet. Şimdi yapalım. İlkten hepsini bir karıştıracağız. Evet, tamam. Tamam, atıyorum. Niye tek tek uğraşalım ki? O zaman 6 kaşık koyacağız. 2. 3, 6. Şimdi çırpıcıyla. Şimdi önemli olan bunu dakika çırpma. Arkadaşlar kaç dakika oldu? Bayağı çırptık ve bu kıvamı aldık. Hem 5-6 dakika olmuş. Yani 3 elden böyle çırptık. Çırptım, karıştırdım. Kendimi onda karıştırdım. Kaşığı söklemedim şimdi. Evet arkadaşlar, yapmış olduğumuz bizim güzel dalgana kahvemiz. Çilekli milföy tatlımız. Saat sabahın 8-9 sularında. Ay evet. Evet arkadaşlar, iftar günümüzü hazırlamıştık. Evet. Tatlımızı onları yaptık. Yedik. Tatlımızı da şimdi kahvelerimizle birlikte dalgana olacak. Yiyeceğiz. Ve bugünün sonuna geldik. Bu videoda burada kapatma kararı aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.